Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber FIFA 23'te Hatayspor kariyeri yapacağız. Bildiğiniz üzere Hatayspor 6 Şubat 2023'te yaşanan kötü deprem olayından dolayı Gaziantepspor'la birlikte ligden çekilmek zorunda kalmıştı. Volkan Demirel hocamızı yine takımın başına geçirdik. Biraz ilerletmek zorunda da kaldım açıkçası transferleri yapabilmek adına. 100 milyon euro verdik Volkan hocamıza ve dedik ki Hatayspor'u kalkındırmamız lazım bizim bu sezon. O yüzden sana 100 milyon euro veriyoruz ve bu 100 milyon euro karşılığında da güzel transferler yap, istediğin transferleri yap ve Hatayspor'u 2 sezonluk bir kariyer olacak bu. İlk sezonda en az, yani en az demeyeyim de şöyle iki tane hedefimiz var neticede Avrupa olmadığından. Süper Lig şampiyonluğu ya da en kötü ilk iki. Bir de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedef haline getirdik baktığımız zaman. İkinci sezonda da Avrupa kupalarında boy gösterip orada başarılı bir performans sergilemeyi hatta yapabilirsek de bulunacağımız yere göre de bu etkili olacak ama takımın durumu da aynı şekilde. Avrupa'da bir kupayla seriyi bitirmeyi planlıyorum. Şimdi şöyle yapalım bir buradan. Tamam, şöyle yaparsak. Tarihe göre sıralayalım. Şimdi 100 milyon euromuz vardı bildiğiniz üzere. Manchester United'dan potansiyelli genç İsveçli genç yetenek Antony Elanga 7,5 milyon euroya tertemiz aldık. Lucas Moura Fenerbahçe'yle de ismi geçmişti. Hatta geçtiğimiz sezonun devre arasında da Galatasaray'la da adı geçmişti. Lucas Moura'nın 8,6 milyon euroya anlaştık ve Tottenham'ın da aldığı maaşın neredeyse yarısını verdik. Kaleciye fazla para vermek istemedim ve iyi bir kaleci almak istedim. Hani Süper Lig'deki 4 büyüklerin kalecilerine vesaire dokunmak da istemediğimden Bayern Münih'ten Neuer'i 2,650 milyon euroya getirdim. Gel dedim Hatayspor'un efsanesi ol. Neuer baktım ya şöyle bir şey göreceğiz Süper Lig'de şu an. Neuer, Muslera, Mert Günok. Bilmiyorum belki Beşiktaş'ta Ersin'le oynayabilir. O da iyi bir kaleci. Altay ve Uğurcan Çakır rekabeti göreceğiz. Bakalım sezon sonuna geldiğimizde gol yenmeyen maçlara baktığımızda en az gol yiyen kaleci kim olacak? Dünya Kupası'nda boy göstermiş ve başarılı olmuş Ounahi'yi kadromuza kattık. Olimpik Marsilya'ya transfer yapmıştı bildiğiniz üzere. En yüksek bonservisi verdiğimiz oyuncu olabilir. Diğerlerini hatırlayamadım şu an. 17,5 milyon euroya Ounahi'yi aldık. Sonra 9,5 milyon euroya Lens'te başarılı performans göstermiş. Takımını geçtiğimiz sezon ikinci yapmış. Thomasson'u 9,5 milyon euroya kadromuza kattık. Abner'i aldık. Potansiyelli genç sol bekimiz 10,5 milyon euro. Yakiç'i aldık Eintracht Frankfurt'tan yine 10 milyon euroya. Oscar Gil'i aldık 8,5 milyon euroya sağ bekimize. Sonra Özcü'nün serbest kalma bedelini ödediler. 4 büyüklere fazla dokunmak istemediğimi söylemiştim ama stoperde en iyi alternatifim bizim için Abdülkerim Bardakçı olacağını düşündüm. O yüzden 9,6 milyon euro verip Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı'yı stoper hattımıza aldım. Sonra Bekiroğlu'nu sattık, Faleti sattık. Ve Collins'ı aldık. Diğer sağ stopere paramız kalmamıştı açıkçası arkadaşlar. O yüzden Collins'ı aldık. O da iyi. 74 rating olan iyi bir oyuncu. Ve en azından bize 1-2 sezon katkı... Hani aynen 2 sezon katkı verebilecek. Gerçi zaten 2 sezonluk bir ilk sezonu bu. Baktığımız zaman... İyi bir oyuncu. Ben 2-3 tane maç yap 3 tane maç yaptım. Kendim oynayarak diğerlerini simüle ettim. Kariyeri hızlı ilerlemek için bu süreçte. Hatta ocağa kadar gelmiş bile olabilirim biraz fazla kaçırıp. Sonra Vrancı sattık. Serbest kalma bedelini ödediler. Ruben Ribeiro'yu sattık Burnley'e 700 bin euroya. Yaşlıydı ve hani düşecek doğru. Zaten 70 rating miydi neydi?
Emeka aldık. Balçalan'ı 26 yaşındaki stoperimizi vererek bir artı 1 milyon euro da üstüne verdik. Ve yedek sağ kanat Mihalak'ı aldık. Sonra da en sonunda Boyer'i kiraladık. Önemsiz bir kaleci. Kadromuzu göstereyim. Kadromuz tam olarak böyle. 4-3 Rolanti düzeninde oynuyorum. Center forumunu değiştirmedim. Çünkü paraya göre de belli bir kadro kurduğumuzdan neticede Zeluis'in de ratingi o kadar, pardon yanlış yaptım. O kadar düşük olmayınca ve yaşı da 31, hani ratingini de koruyabilecek bir yaşta, ama önümüzdeki sezon Emeka Eze yedeklerde onun yerini alıp onu bir takasla vesaire kullanıp daha iyi bir forvet alabiliriz ikinci sezonun. Neticede Avrupa'da mücadele edeceğiz. Elanga'yı aldığımızda 73'tü. 75 oldu. Abner'i aldığımızda 74 ya da 75'ti. 77 oldu. Abdülkerim de rating yükseltmiş. Collins aynı. Oscar Gil 75 ratingdi. 3 rating yükselmiş. Yakiç 1 rating artmış. Onahi 77'ydi. 2 rating artmış. Thomasson galiba aynı kalmış olabilir. 1 rating da artmış olabilir. Lucas Moura ratingini korumuş. Baktığımız zaman Emeka'ya 70'ti, 71 olmuş. Neuer'de bir rating düşmüş. Normal yaşı var neticede. Puan durumunu göstereyim şöyle. Şu ana kadar 19 tane maç yaptık. Yani ligin ilk yarısını bitirdik diyebiliriz. 44 puanla çok çetin bir liderlik yarışının içindeyiz açıkçası. Çünkü 44, 46, 45, 45, 44. Yani ilk 4 inanılmaz. Ve biz de o ilk 4'te varız. Baktığımız zaman çok iyi gidiyoruz diyebiliriz, ama çok açıkçası beklenmedik mağlubiyetler de aldık, onu da belirteyim. Yani beklenmedik değil de olmaması gereken mağlubiyetler aldık. Şöyle takvime gelip 32 euromuz kalmış gördüğünüz üzere. Şöyle Temmuz'a getirdik. Dostluk turnuvasının geçin 1,2 milyon euro kazandık, fazladan bir katkısı olsun diye. Adana Demirspor'u 4-1 ile geçtik. Antalya'yı geçtik. Sonra 6-3 o maçı simüle etmiştim Gaziantep'in. İlginç bir skor aldık. Kayseri Spor maçını ben oynadım. Bir de burada Galatasaray maçını ben oynadım. Hani Galatasaray maçını keşke videosunu alabilseydim. Çünkü çok çekişmeli, aşırı derecede rekabetçi bir maç oldu. Hani ki gol krallığına gelince de söyleyeceğim. Zaniolo'su ile Icardi'si ile baya baya bir mücadele ettik. Hatta Mertens'le çok zor bir maç oldu. Bir biz öne geçtik, bir onlar öne geçti. En sonunda da biz öne geçtikten sonra da Galatasaray 4'ü atıp berabere bitirdik maçı. İnanılmaz bir maçtı. Buradaki başka oynadığım maç Karagümrük maçını ben oynadım. 1-0 kazandık. Zaten 3 maç oynadığımız. Pardon, Karagümrük'ü ben oynamadım. 4-1 simülasyonda Trabzon'a şok bir galibiyet yaşadık. Ha, ben burada Beşiktaş maçını oynamıştım. Beşiktaş'a 2-1 yenildik. Beşiktaş maçı da efsane bir maç oldu bu arada. Galatasaray maçı gibi yenildik, ama hani yenilmeme rağmen zevk aldım maçtan diyebilirim. Sonra galibiyetler ve burada biraz Kasım ayını biraz kötü bir ay geçirmişiz. Sadece 4 puan almışız. O yüzden de biraz liderlikte geride kaldık 2 puanla. Ve devamında da Sivasspor'u 4-1, Fenerbahçe'yi 4-2, İstanbulspor'u da 2-1 yenmeyi başarmışız. O kupamın gitmiş. Ve şimdi de Ocak ayındayız. 1 Ocak'tayız. Benim planım şöyle. Ben bu seri o kadar da uzatmamak adına, yani bakayım bir şöyle. Ya şöyle bir Beşiktaş maçına kadar ilerleteceğim. Nisan 20 23 Nisan'a kadar. Ondan sonrasında da bakacağız, duruma göre şey yapacağız. Şimdi bir yavaştan ilerleteceğim. Çünkü hani neticede transfer yapacak paramız yok. Satış da yapamayacağımıza göre şöyle, hatta dur buradan da değil, şöyle takvime geleyim ben. Oradan birer hafta birer hafta ilerleyelim. Mesela Trabzon maçına kadar ilerleyelim. Bakalım.
Nasıl olacak? Bir oyuncumuza teklif gelmediği sürece, evet, Muhammed Mert 65'lik bir oyuncuydu. Düşüneceğim oğlum. Yani öyle bir ilk 11'imiz var ki Ryan Abit, seni oynatamam, kusura bakma. Sonra şöyle Alanya maçına kadar ilerletelim bakalım, Trabzon'a ne yapacağız? Trabzon bizi içeride dışarıda yendi 3-2. Kupada ilerliyoruz. En azından ligi ilk 2'de bitirmemiz lazım. Alanya maçına geldik. Bakalım cezası bitmiş Abner'in. İlk 11'de bir problem var mı? Hemen kontrol ediyorum. Yok. Abner herhalde cezasından dolayı, Abner'in cezası da bizi kötü etkilemiş olabilir. Takvime gidecektik. Yine bir şöyle yapayım. Yine bir pazartesi ilerletelim. Alanya'yı ne yaptık? 2-0 yendik. Çok güzel. Kupada ilerliyoruz. Yani bu saatten sonra Ankara Gücü'ne kupayı vereceğimizi pek sanmıyorum. Pazartesiye geldik yeniden. Bakalım. Milli takım teklifini keşke kapatsaydım. Kadrodaki yerini sağlam ya. Sen rahat ol. Ama sen yedek futbolcusun. Şu an Zeluis senden daha iyi. Şöyle yapacağız. Son kez bir pazartesi ilerleteceğiz. Yani gerçi aynen son kez olmuş olacak. Daha doğrusu şey aynen. Evet, kupada ilerliyoruz. Ankara Gücü'nü eledik ki kupa için zorlu bir rakip. Bakıyorum teklif var mı? Yok. Başka da bir şey yok. Şöyle transfer gününü atlatacağımız bir güne ilerletelim. Kupada Fenerbahçe ile eşleşmişiz. Çok erken oldu. Bakalım şöyle. Yönetim kurulu iyi iş çıkarttınız falan filan diyor. Herhalde başarılarımızdan ötürü. Şöyle bir bakmıştım gerçi de aynen. Kadro merkezinden bir oyuncuların sözleşme durumlarına bakmak istiyorum. O kiralık gitmiş zaten. Onun dışında oha lan, ama çok önümüzdeki transfer döneminde bayağı bir şeye para vereceğiz gibi duruyor. Sözleşmelere bayağı para vereceğiz gibi duruyor. Takvime geliyorum. Şöyle yapalım. Evet, 23 Nisan'a kadar ilerletiyorum. Bakalım nasıl olacak. Gaziantep seriyi uzatmamak adına, fazla da sizi sıkmamak adına böyle bir şey yapıyorum. Kupada ilk maç berabere kaldık. Gaziantep'i yendik. Kayseri berabere. Bakalım ilk sezonumuzda Avrupa'ya... Oh. Niye böyle? Ankara Gücü'nü yendin ama. 3-0 yendik. Fenerbahçe'yi yendik. Kupada ilerliyoruz. Ligde berabere kaldık. Allah kahretsin. Şampiyonlukta rakibimiz ya. Antalya'ya yenildik. Galiba bu sezon şampiyon olamayabiliriz. Kötü oldu. Adana'yı yendik. Çok güzel. Devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Başakşehir'e yenildik. Kupada Galatasaray'la eşleşiyoruz. Galiba yarı final olması lazım. İnanılmaz. Evet, Fenerbahçe'ye dedik. Bakalım Galatasaray'ı eleyebilecek miyiz? Galatasaray'ın çok oldu. Galatasaray'a galiba elendik. Bir gerçekten ligdeki durumumuzu çok merak ediyorum. Çünkü absürt derecede beraberlikler aldık. Evet, bundan sonraki maçları oynamam gerekiyor. Demek ki yani çünkü ligi en az ilk 3'te bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek istiyorum. Bu yüzden bundan sonraki maçları oynayacağım. Hatta gösterebiliyorsam bir ayarları da göstereyim. Hani kimsenin kafası şey karışmasın. Dünya... Oğlum niye böyle yapıyorum ya? Dünya klası seviyesinde oynuyorum. Çünkü ben bilgisayarı bayağı uzun zamandır FIFA'yı silmiştim. Çünkü bilgisayarın fanında bir sıkıntı vardı. Ondan ötürü bayağı bir süredir oynamıyordum oyunu. Bakalım şöyle atla ve maç yap diyeceğim. Bakalım Beşiktaş'ı yenebilecek miyiz? Derken Zeluis geriliyor. Kesinlikle satmamız gerekiyor.
Of. Ya şey, bazı şeyler iyi ilerlediği gibi de bazı şeyler kötü gidiyor şu an açıkçası. Emeka Eze gelişti mi ki de acaba onu kesiyor olabilir mi? Şöyle geçelim. Ve maç başladı. Hadzi Ahmetoviç, Zeluiz rakibine pres yapıyor. Cenk Tosun harika bir forvet. Çok iyi. Thomas son aldı. Gidiyoruz. Thomas sonla ataktayız. Offside'da mıydı ya? Ah. Son çok geç gördüm offside'da kaldığını. Elanga. Abner orada. Rozier. Ah, niye kayıyorum ya? Yapma. Ve Neuer çok iyi. Şöyle aldık. Yakiç'le gidiyoruz. Lucas Moura. Çok hızlı bir futbolcu. Moura gidiyor. Çektik topu. Açtık ortayı. Elanga top ona gelmedi. Presimiz var önde. Abner prese katılıyor. Olmahi'nin presi var. Abdülkerim oğlu çok büyük hata. Çok büyük hata. Orada kapadık. Collins Abdülkerim'in yarattığı boşluğu kapatıyor. Derken top dışarıya çıktı. Rozier. Oh, no 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 no. Golü yedik. Bakalım. Beşiktaş 1-0 önde. Bakalım çevirebilecek miyiz? Benim oynadığım ilk maçta da aynı durum olmuştu. Açıkçası çok büyük hata yaptım. Orada çok topu ebeleyip aslında gol olmadı ama yani orada çok tehlikeli hareketlerde de bulundum, onu da söyleyeyim. Orada yanlış işler de gördük. Abi nereden Elanga ya? Elanga. Çekti topu. Verdi pasını. Aa! Birine çarptı galiba. Yapma be oğlum. Yapma be oğlum. Zeluiz. Bu yerine acaba Emeka Eze'yi mi oynasak? Bilemedim. Elanga çok güzel aldı. Gidiyor. Orada kanattaki boşluğu gördü. Abner verdi pasını. Lucas Moura. Lucas Moura hala daha burada izliyor. Üçüncülüğü alacağız Beşiktaş'tan diyor Lucas Moura. Orada dikkatli olmalıyız. Collins'ten harika bir müdahale ederken ah. Dar açıdan yedik golü ya. Cenk Tosun. Çok çekişmeli bir maç oluyor. Thomas sondan Lucas Moura'ya. Kanatlardan ilerlemeye çalışıyoruz. Masuaku'yu geçti Moura. Masuaku'yu geçti. Moura gidiyor. Moura vurdu kaleci Mert. Ah be. Orada yukarıya pas vermem gerekiyordu. Hata ettim. Dar açıdan atabilir diye düşündüm, hata ettim. Elanga prese katıldı. Abner orada doğru pozisyon almaya çalışıyor. Rakibine geçit vermemek için. Şöyle Ounahi'yi çekelim buraya. Oo, çok kötü, çok kötü derken devam etti. Oo, güzel. Derken o Abner harika bir müdahale.
2-1 gerideyiz ama mücadelemiz devam ediyor. En kötü Konferans Ligi'ne gideceğiz gibi duruyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu durum. Kan ileride birini gördüm ama ona nasıl göndereceğim? Ah çok şey kötü vurdu topu. Sert vuramadı. Oy 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 anam. 3-1 yeniliyoruz. Bakalım çevirebilecek miyiz Beşiktaş'a karşı? Çok zor. Yani çok güçlü bir rakip Beşiktaş. Yine Lucas Moura'ya oynadık ya, biraz alışkanlık oldu artık. Orada güzel bir pas. Ah, Elanga'ya geçmedi. Onahi. Oy ya, şu benim kötü bir yani pozisyonu gördüm mü kayarak müdahale etmeyi çok seviyorum. O yüzden de bazen kendim hakemim ve çok gol yememe de sebep oluyor bu. Derken çok güzel. Keşke ama o yer alabilirdi gibi sanki o zaman orada. Moura orada. Thomas Son aldı orada. Ver de pasını, ver pasını. Elanga'ya geçerse tehlike yaratırız gibime geliyor. Onahi'ye pası geçmedi. Ah. Olmadı, olmadı, olmadı. Yakiç, Abdülkerim. Ya bak yine yaptım. Oy, orada güzel müdahale. Zeluiz, Elanga. Ay yapma, yapma. Çok kötü. Şu an baskıyı kıramıyoruz. Çok kötü oynuyoruz şu an. Ay. Beşiktaş'tan ciddi derecede iyi bir baskı. Of. Yani zor bir ilk yarıyı bitirdik. Zaman. Zor bir ilk yarıyı bitirdik. 3-1 değişiklik yapabilirim gibime de geliyor şu an ama emin de değilim aslında. Değişiklik yapmayacağım. Bu ilk 11 ile devam edeceğim ama eğer ki hücumda yeteri kadar varlık gösteremezsek Emeka Eze'yi alırım. Çünkü şeyden daha hızlı. Orada Elanga'dan estetik bir hareket mi? Çok güzel. Vurduk ve gol. İşte bu. Zé Luis. Geri dönüş mü geliyor? Eğer kazanırsak puan farkı ya 4 puan vardı. 3 puana düşecek ya. 1 puana falan düşecek. Aynen 4 puan vardı. 3 puana düşecek. Pardon, 1 puana ya. Abner orada. Gezzal'ı rahat bırakmadı. Gezzal direkt kaleye. Çok kötü. Çok bay. Yakiç. Çok güzel oğlum. Harika bir kayarak müdahale. Moura. Lucas Moura gidiyor. Offside mı? Ah be. Beşiktaş'ı biraz ortaya sıkıştırdık gibi. Oy çok kötü. Ben yanlış yaptım ya. Evet, biraz FIFA'da antrenman yapmam gerekiyor. Bu oynayışı düzeltmem lazım. Çok kötü bir hareket oldu. Çok kötü ya. 4-2 oldu. Yani geri dönüş yapmayı planlarken 4-2 olması gerçekten üzdü. Elanga ile şöyle gidelim.
Oğlum niye öyle bir şey yapıyorsun? Niye o kadar? Nasıl başarıyorsun onu ya? Of. Hop, şöyle bir açıyı kapatayım dedim. Tarihi rezillik ya. Yok, yani video çekince giderim Forza'da sonuncu olurum. Burada 5-2 en iyi ol, hani en iyi olduğum şeyde giderim 5-2 yenilirim. Yani inanılmaz bir şey ya. Bari 5-4 bitirelim hadi. 2 tane gol atalım. Bir değişiklik yapacağım. Zeluiz'in bu kadar yavaş kalması çok sinirime batmaya başladı. Ki Elanga'yı da değiştireceğim. Çok fazla yavaş hareket ediyor bence. Mihalak'ı koyacağım. Lucas Moura dursun. Onun dışında da bir değişiklik yapmayacağım. Orta sahamız gayet iyi. Nasıl olabiliyor bu ya? Bu oyuna kayacağım arkadaş. Manuel. Oy, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bizi mahveden Cenk Tosun maçtan çıktı. Çok iyi. Kasmura. Ay, yapma yapma ya. Onu da yeseydim artık herhalde, tövbe yarabbim ya, camdan atlardım herhalde. Bozyer'den sert bir müdahale geldi ve sarı kart. Çok güzel. Bakalım bari 5-5 yapabilecek miyiz acaba? Şey, Pirlo gibi Şenol Güneş de açıklama yapar. 5 gol atıp da berabere kalan ilk takım biziz falan diye. Oy 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 oy. Gerçi öyle bir şey olma olasılığı da pek yok da. Beşiktaş'ta oynuyoruz neticede. Oscar Gil, yoruldun mu oğlum? Sana ne oluyor lan? Yorulmuşlar. Bekleri bir değiştireceğim. Buraya seni koyacağım. Oscar Gil'in yerine de Kamil Ahmet Çörekçi'yi koyalım. Yani bakalım. Çünkü beklerimiz fazla yorulmuş ki yorgun bir şekilde de çıktılar maça. Zaten öyle bir durum da var. Mekayeze savunmasına yardım ediyor. Manuel Neuer. Abdülkerim driplingle hücuma çıktı. Mihalak yukarıya çevirdi. Hayır be. Ah, orada şuta iptal etmeyi iyi düşündüm de gerisi olmadı. Mihalak geliyor. Mihalak girdi. Vur. Aa! Kaleci mi? Haydi be. Evet. Konferans Ligi'ne gitmeyi garantiledik arkadaşlar. Videoyu bu sezonu tamamen simüle ederek bitireceğim. Yani çünkü çok sinir bozucu yani.
Abi yani yok ya. Olacak hiç iş değil. Olacak iş değil. Bu videoyu paylaşacağım. Umurumda değil. Yeniliyorsak da yenilelim. Ne yapalım yani. Şöyle. Yok ya. Böyle bir şey yok ya. Lan 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 lan. Deli bir baskı yaptık sonlarda ama ne halta yarar ki, maçı kaybettik. Ne yaparsanız yapın yani. Bu sezonu bitirteceğim, belli oldu yani. Bu video da ilk sezonu bitirmiş olacağız. Asıl baba sezonuna geçiş yapacağız. Zaten en iyisi oldu belki de, bilmiyorum. Her şerde bir hayır vardır. Çok kötü oynadık ya. Böyle bir şey olamaz. Hatayspor'a bu yakışmadı. Adam hat-trick yaptı ya. Kasımpaşa var arkamızda. Bir şeyi kontrol etmek istiyorum Allah aşkına. Piyangodan biri Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasın. Galatasaray kazanıyor. Tamam. Bir maç daha mı var lan yoksa? Öyle bir şey gördüm sanki. Aa, bir maç daha var. Şöyle 31 Mayıs'a kadar ilerletelim. Hem kendi simülasyonumuzda kimin ne yapıp ettiğini de görelim. Yani Kasımpaşa'yı yendik. Hani dördüncülük garanti. Of. Galatasaray sağlam yapıyor. 1-0 Galatasaray'ı yendik. Galiba ligde kötü değildik. Bir Sivas maçını göremedik orada. Bir ona bakacağım. 4-0 kazanmışız. Abi hiç kimse satılık. Şu an satma masma yok. Evet, şöyle bir kadromuzun son halini görelim. Elanga 77 oldu. Yani genel olarak takımımız reytingini yükseltti. Thomas Son'da reyting kaldı. Yani reyting almayan oyuncumuz yok herhalde. Öyle gözüküyor. Tam olarak bu şekilde, isteyen kadroyu daha uzun süreye bakıp inceler. Durdurup şampiyon Galatasaray aynı puanla 89-89, ki Galatasaray'ın bu sezon şampiyonlukta aldığı puandan bir fazlasını almışlar. Galatasaray 88 puanla şampiyon olmuştu. Biz de aynı puanla üçüncülüğü verdik arkadaşlar. Harika bir şey. Beşiktaş'a içeride dışarıda da yenilirsen böyle olur. Yani çok gol yemişiz ya. Ya bazı maçlarda hani kendi oynadığım maçlarda da evet hani fazla gol yemişliğimiz var ama simülasyonda da çok gol yedik. Niye böyle oldu ki? 82-50. E 82 puan, ama pardon, 82 gol atıp 50 gol yemişiz. Ya ama galiba ligin, evet galibası yok. Ligin en çok gol atan takımıyız. Her şeyimiz aynı Beşiktaş'ta. Her şeyimiz. Yani 2 gol fazla atsak ikili averajı falan belki gerek kalmayacak. Bir gol krallıklarına, pardon dur. Bir Şampiyonlar Ligi'nde falan kimler kazanmış, kimler ne yapmış bir bakalım. Sivasspor Galatasaray, dur biraz daha ilerletelim mi, o da belli olsun. Bak bilmiyorum. Şöyle şurada bir yerde zaten maçın oynanmış olması gerekiyor. Bir şey var mı, var. Gene ne?
Ha dönerse dönsün ya. Şu an derdimiz o değil hocam. Böyle bakalım Galatasaray ne yapmış? Galatasaray dominasyon uygulamış. Yani parçalamış. Süper Kupayı Real Madrid kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni Bayern Münih kazanıyor. Liverpool'la finalde eşleşiyor. Bayağı bakıyorum şöyle bir. Liverpool'un yolu biraz şeyden daha kolaymış. Bayern Münih'ten daha kolaymış. Burada bir Türk takımımız var mı? Yok. Gerçi şey olmaz ki zaten. Arsenal UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış. Bakalım Türk takımlarımız ne yapmış? Trabzon lider bitiriyor. Ya vay be. Trabzonspor lider bitirmiş. Fenerbahçe ikinci çıkıyor. Zaten burada başka takımımız yok. Fenerbahçe Sevilla'ya eleniyor. Gerçekteki gibi Allah kahretsin. Trabzon Napoli gelmiş. Öf be Napoli'ye elenmişler. Fenerbahçe'nin kariyeri biraz çok gerçekçi olmuş. Lazio Konferans Ligi'ni alıyor. Gerçeğin aksine çok farklı bir final var. Şöyle bir Türk takımlarına bakalım. Başakşehir lider çıktığı gruptan sonuncu çık. Gerçekte lider çıktığı gruptan sonuncu çıkıyor. Bakıyoruz şöyle. Ya sanki başka bir Türk takımı görür gibi oldum. Sivas lider çıktığı gruptan sonuncu çıkıyor. Oha ya. Olacak iş değil yani. Yani bir Fenerbahçe'de Trabzonspor iyi performans sergilemiş. Şimdi de bir gol krallıklarına bakalım. Buradan mıydı? Nereden bakıyorduk ona? Ofisten. Oyuncu istatistikleri. Gol krallığında Zé Luis ikinci olmuş. Thanos oha orta sahama bak 20 gol atmış. Thomasson. Allah Allah. Lucas Moura 10 golde kalmış. Oğuz 9. Başka da yok. Asist krallığında yine bak birinde 2 tane birinde 1 ile kaçırdık. Kaleci de durumu çok merak ediyorum. Gerçi kazanamayabilmiş olabiliriz. Çünkü çok gol yedik. Thomasson yine asiste de var. Galiba bu sezon en çok gol katkısını Thomasson'dan aldık gibi duruyor. Abner sol bekten 10 asist yapıyor. İnanılmaz. Sonra bakıyorum bizden başka. Elanga var. Moura var. Çok iyi. Başka kim var? Var mı ya da? Yok. Oo, o kadar gol yememize rağmen yine iyi bir sıralamadayız. Neuer sağ olsun. 11 maçta gol yememişiz. Muslera, Altay, Neuer, Mert Günok. Yani Neuer bile alsanız takımınıza Muslera gelir yine şeyde gol kralı olur. Öbürlerinde zaten şeyimiz yoktu. Kadro merkezine geliyorum şöyle. Bakalım total istatistiklerimiz nasıl acaba? İstatistikler diyorum. En çok maça kim çıkmış? En çok maça Manuel Neuer çıkmış ve üst rating düşmüş. 42 maç. Evet, şimdi en çok gol atan oyuncumuz Thomas ve galiba en fazla asist yapan da o. 23 gol, 11 asistle 34 gole katkı veriyor. Thomasson, Zeluiz 21 gol, 5 asist. Artık 32 yaşında onu takasla makasla bir şekilde satacağız. Lucas Moura 10 gol, 5 asist. Onahi de iyi performans. Sonradan girerek Lobianis'e de iyi katkı vermiş gibi duruyor. Abner'e bak ya. 3 gol, 4 asist ve iyi de gelişmiş. Nihal Akın'ın 3 golü var. Oscar Gil, o da iyi. O da iyi gelişmiş. 2 gol, 5 asist. Adep ve Galatasaray'da iyi bir performans sergilemiş. 2 gol, 3 asist. Emeka Eze, 1 gol, 3 asist ve reytingini burada bir gözüküyor ama şey... biz sonradan aldığımız için onu
Bir rating artmıştı. İki rating artmış olur bu sezon. Bakıyoruz şöyle ayrıntılı bir şekilde. Yak için 4 asisti var. Bence defans orta saha için iyi. Genel olarak kadromuz böyle. Şöyle takım yönetimini bırakalım kadromuzda. Bu videoluk bu kadar olsun. Maçı pek iç açıcı geçmedi. Yenildik. Bayağı sağlam yenildik hem de açıkçası. 6-3 yenildik Beşiktaş'a. Yani olabilecek bir şey. Üçüncülük rakibimize karşı kaybettik. Galatasaray ile Fenerbahçe çok iyiydi. Yani o kadar iyi oyuncu almamıza rağmen pek iyi bir son. Yani ben açıkçası ilk sezonda bu oyuncuları aldığımız için şampiyon oluruz diye düşünüyordum. Ama tam tersi bir durum çıktı. Dördüncü olduk. Yine o da iyi. Amacımız zaten Hatayspor'u kalkındırmak. Asıl ikinci sezonu daha uzun tutmayı düşünüyorum. Orada da daha çok derbileri, bölümlerde derbileri ve Konferans Ligi'ne gideceğiz yüksek ihtimal. Konferans Ligi'ndeki grup maçlarımızı oynayacağım. Yani onun dışında grup maçları Konferans Ligi'nde ilerledikçe nereye gidersek oraya ki Konferans Ligi'ni kazanmaya oynayacağız. Başka bir şey değil. Yani artık çok takımımıza uygun bir yere gidiyoruz. Bence Avrupa'da hedefimiz kupa olacak. Kadromuz çok iyi. Zaten bu oyuncuların hiçbirini satmak gibi bir niyetim yok. Tam tersine iyi bir bütçe alırsak yani şöyle bilmiyorum nasıl olur da yani Hatayspor'da neticede eğer ki şöyle bir 20-30 milyon euro tarzı bir şey verirse yönetim hani 7'şer buçuk milyona ya da 8-7 o tarz o tarz bonservislerle iyi oyuncular alabiliriz yedeklere de ya da yedekleri direkt full baştan elden geçirebiliriz. Çünkü ben burada açıkçası yedeklerde hani Mihalak, Eze dışında bir de Erce kardeşler hani onun dışında hiçbirini değiştirmeyi düşünmüyorum. Yani diğerlerini de satacağım gibi duruyor. Bir tek belki Semadek ve durabilir. Onun rating yaşı kaç? 28. Bilemiyorum. Onu satabiliriz açıkçası. Yani önümüzdeki sezon daha çok ilk 11'e bir iyi bir santrfor, daha diri, daha şey dinamik bir santrfor ve bir de Galatasaray'ın Icardi ile sözleşmesi bir dakika. Bir Icardi sürprizi gelebilir Hatayspor'a. Bakalım nasıl olur bilmiyorum ama deneriz. Takas makas verilecek bütçeye göre olabilir gibi duruyor. Başka da diyeceğim bir şey yok. Elimizden geldiğince önümüzdeki sezonda yedekleri güçlendireceğiz. Ki o videolarda gelmeye devam edecek. Forza Horizon 5 serisinin yanına bir de çok güzel bir FIFA 23 serisini de eklemiş olduk oyun bakımından. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kapatabiliriz inşallah.